Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz bu pelerinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Yapımı gerçekten çok basit. Yeni başlayanlara kesinlikle önerebileceğim bir model. Kumaşım bu şekilde bir yağmurluk kumaşı, içi telalı. Ben ilkbahar ve sonbahar aylarında daha çok giyeceğim için bu modeli böyle bir kumaş tercih ettim. Kumaşımı boyundan ikiye doğru güzelce katlıyorum. Bu arada 3 metreye kadar kumaş yeterli olacaktır çünkü kalıplara da boyu kadar kumaş gidiyor. Şimdi kalıplarımı yerleştireceğim. Ön ve arka beden için de aynı kalıbı kullanacağım. Ön bedenimden yararlanacağım. İlk önce arka bedenimi çıkartacağım. Ön bedenimin yakası biraz oyuk olduğu için arka kısımda sadece yakayı biraz kapatacağım. Kalıpta kullanacağımız tek kısım yaka ve omuz eğimi olacak. Herhangi bir kıyafetinizden de yararlanabilirsiniz. Arka yakamı bu şekilde kapatıyorum ve kolumu da omzumdan itibaren kol boyunu ne kadar istiyorsam o kadar uzatıyorum. Şimdi pelerinin boyunu ayarlayacağım. Ben 100 santim olacak şekilde uzattım. Siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Uzattığım çizgiyi yatay olarak dümdüz çiziyorum. Çizdiğim çizgiyi üstteki kol çizgisiyle birleştiriyorum. Bunların hepsini dümdüz yapıyorum. Şimdi çizdiğim çizgilerden kesimimi yapacağım. Ben arka ortayı dikişli istediğim için arkasını da açıyorum. O kısmı önceden pay vermiştim. Bütün kesimimi yaptıktan sonra arka kalıbım hazır olmuş oluyor. Şimdi ön bedenimi çıkartacağım. Yine aynı kalıbı kullanıyorum. Önüne düğme payı eklemiştim. 4-5 santim kadar. Düğmem bayağı büyük çünkü. Siz de düğmenizin boyutuna göre önüne pay eklemeyi unutmayın. Payımı ekledikten sonra arka kalıbın birebir aynısını kesiyorum. Önde sadece 4-5 santim kadar bir uzunluk var. Ön bedenim için kılapa çıkaracağım. Ön bedenimi kumaşa bu şekilde yerleştirdim. Omzumun yani kalıptaki omuzun yarısına denk gelecek şekilde bir çizgi çizdim. Boyu ön bedenimle birebir aynı olmalı. Genişlik olarak da 12-15 santim yapsanız yeterli olur. Bir kopyasını alıyorum. Arka bedenim için de pervaz keseceğim. Yine aynı şekilde yaka oyuntusunun kopyasını alıyorum omzumun yarısından itibaren ve istediğim büyüklükte bir arka pervaz kesiyorum. Benim kumaşım zaten telalı olduğu için ayrıyeten bir tela yapıştırmadım. Eğer sizin kumaşınız telalı değilse bu aşamada tela da kesin aynı boyutta kılapaya, pervaza ve üst yakaya yapıştırmayı unutmayın. Şimdi dikime geçebiliriz. İlk önce arka parçadan başlıyorum. Arka parça yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Orta dikişi açtırarak ütüsünü yapıyorum. Daha sonra ön parçamı alıyorum. Ön parçamla arka parçamı yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ve sadece omuz kısımlarından dikiyorum. Diktikten sonra üst yakamın gelmesini istediğim yere bir çıt alıyorum. Bunu istediğiniz yere alabilirsiniz ama düğmenin bitiş yerinden itibaren alırsanız daha güzel durur.
çıttan diğer çıta yakamın geleceği ölçüye alıyorum ve bu ölçü kadar bir dikdörtgen kesiyorum. Benim dikdörtgenimin boyu dikiş payları dahil 38 cm, eni de dikiş payları dahil 10 cm. Birebir aynı boyutta iki tane dikdörtgen kestim. Bu benim üst yakam. Yakalardan her zaman iki adet kesiyoruz. Ama ortadan ikiye katlıyorum. Ortasından ucuna doğru yarım santimden bir eğim veriyorum. Bu ense kısmına gelecek olan kısım. Burayı yaparsanız daha iyi olur. Parçalarımı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sağından, solundan ve üstünden dikiyorum. Alt kısmı dikmiyorum. Bu şekilde iğneliyorum. İğnelediğim yerlerden de dikeceğim. Yakamı diktim. Kenarlarını her yerde eşit olacak şekilde fazlalık paylarını kesiyorum. Köşeleri çapraz şekilde kesiyorum. Ve yakamın düzünü çeviriyorum. Köşeleri çıkarırken bir kalemden yardım alıyorum ve iyice sivri olana kadar dışarı çıkarıyorum. Yakamı ütüledim ve son hali de böyle görünüyor. Şimdi klapamı ve pervazımı yapacağım. İlk önce arka pervazımı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirdim ve ortadan dikiyorum. Dikip geldim. Şimdi klapamı pervazla yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sadece omuzlarından dikiyorum. Yakayı bedene sabitlemekle başlayacağım. Yakamın bir ucunu bir çıtın üzerine, diğer ucunu diğer çıtın üzerine denk getiriyorum ve yakayı boylu boyunca bedene iğneliyorum. Şimdi klapamı ve pervazımı alıyorum. Üst yakamı pervazla bedenin arasına tost gibi sabitliyorum. Yani yaka ikisinin arasında olmalı. Zaten klapa ve pervaz bedenin kopyası olduğu için, ön bedenin ve arka bedenin kopyası olduğu için birebir üst üste oturuyor. Sağından, solundan ve üst yakadan komple 3 yerden de dikiyorum ve düzünü çeviriyorum. Ve bedenimin düzünü çevirdim. Kenarından da bu şekilde dikiş gittim. Şimdi yan dikişlerimi ve etek ucu dikişlerini yapacağım. 2 santimden içeriye kıvırıyorum.
ilk önce overlock çekiyorum. 2 santim içeriye kıvırıyorum. Ve her yerinden dikiyorum. Ön bedenime 3 adet ilik açıyorum ve düğmelerimi dikiyorum. Ve pelerinimin son hali de bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Videolarımda kullandığım bütün kalıplara Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kutucuğuna yazıyor olacağım. Daha fazla dikiş videosuyla görüşmek üzere, hoşça kalın.